17-25 Aralık'ı hırsızlık ve yolsuzluk haftası ilan edip 9 bölgede konferanslar düzenleyen Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe teşkilatlarının protestoları sürüyor. Protestolarla beraber Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları da iktidarın hedefi haline gelmekten kurtulamadı. Son olarak yolsuzluk ve rüşvete dikkat çekmek amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi Bağcılar İlçe Teşkilatı'na asılan pankart, alelacele alınan mahkeme kararının ardından polis marifetiyle indirildi. 17 ve 25 Aralık 2013'te yapılan operasyonlar AKP'nin DNA'sını bozdu. Şarlatan Reza'nın önüne yatan bakanlar yolsuzluk yaptıkları ve rüşvet aldıkları gerekçesiyle istifa etti. Çocukları uzun süre tutuklu kaldı. Cumhurbaşkanlığına seçilen Erdoğan'la ailesine kadar uzanan operasyonların ardından kantarın topuzunu kaçıran iktidar da yolsuzluk ve rüşveti kapatmak için kendisini siper etmekten çekinmedi. 17-25 Aralık protestolarına karşı sert tedbirler alan AKP iktidarı bu uğurda hukuku kullanmaktan da çekinmiyor. Bunun son örneği İstanbul Bağcılar'da yaşandı. 17-25 Aralık'ta suçüstü yakalananları protesto etmek amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi Bağcılar İlçe Teşkilatı'na ceket emanet, makam emanet, ülke zaten Reza'ya emanet. Biliyoruz ki bir ihanet var, umudunu yitirme Türkiye, Milliyetçi Hareket var yazılı pankart asıldı. Pankartın altına da adı yolsuzluğa karışan AKP'li 4 eski bakanın fotoğraflarına yer verildi. Daha önce de Cumhurbaşkanlığına seçilen Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı pankartlara tahammül edemeyen iktidar mensupları bu defa da mahkeme marifetiyle protestoları engelleme yoluna gitti. Milliyetçi Hareket Partisi Bağcılar Teşkilatı'na giden emniyet güçleri ülkücülerin protestoları altında pankartı indirdi. Mecliste hırsız istemiyoruz. Parti merkezinde açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Onur Yeşil, kararın hukuksuz olduğuna dikkat çekti. Hukuk ne kadar hızlı işliyor bu konularda onu tekrar gördük. Bürokratik işlemler çok kısa zamanda halledildi. Yaklaşık bir saat içerisinde Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapmış olduğumuz çalışmaya el koyma ve inceleme kararı adı altında polisler tekrar ilçeye geldi. Hukuksuzluk devam ettiği müddetçe kanun uygulayıcıların kendi kafalarına göre hukuki çerçevelerin dışına çıkarak bu tür davranışları ortaya koyduğu sürece bizim sesimiz olduğundan daha gür çıkacaktır. Başkan Onur Yeşil indirilen her pankartın yerine daha büyüğünün asılacağını söyledi. Bunlar yapıldıkça her geçen gün ilk yaptığımız pankart 8 metreydi, bugünkü 10 metreydi. Bir dahaki pankart belki de 15 metre olur. Pankart indirildi ancak partililerin tepkisi bir türlü dinmedi. Şarlatan Reza! Şarlatan Reza! AKP aleyhine slogan atan partililer camlara çıkıp hırsız var diye bağırdı.